Ne fırtınaydı öyle? Çantamı kaybettim, gidip onu arayacağım. Boş ver onu işler. Fırtınada kum tepeleri bile yer değiştirdi. İhtiyacımız olan her şey yanımızda zaten. Hadi gidelim buradan. Artık oraya gitmek istemiyorum ben. Ha gayret yavrum. Ben geri dönmek istiyorum, geri dönelim. Tabii ki döneceğiz. Şimdi gidelim.
Ben yolumu bulabilirim. Ama kaybolursun. İman sahibi olan kimse asla kaybolmaz yavrum. Huzura ermiş kimse yolunu hiç kaybetmez. Peki buluşma nerede? Bilmiyorum meleğim. Ya diğerleri, onlar biliyor mu? Hayır, onlar da bilmiyor. Nerede olduğunu bilmediğin buluşmaya nasıl gideceksin ki? Yürümek kâfi, yürüyeceğiz. Davet edilenler yollarını mutlaka bulurlar güzel kızım, mutlaka. Ben oraya gitmek istemiyorum. Seni yola kadar götüreyim. Oradan da otobüse binersin, eve dönersin. Fırtınadan korkuyor musun? Hayır, hiç korkmuyorum. Bodur yanımdayken korkmama gerek yok. Yani şimdi kendi dedeni küçük bir kaplumbağaya değişeceğini söylüyorsun, öyle mi? Vah vah vah. Torun dediğim böyle mi yapar? Karnın acıktı mı kızım? Hı hı. Birazdan dinlenmek için mola verince sana iki hurma vereceğim. Ben şimdi yemek istiyorum. Al, işte ilki. Bu da ikincisi. Hadi gidelim. Şurada yatan biri var. Çok iyi oldu. Sana refakat etmesini isteyeyim ondan. Bakar mısın? Çölde benden kaçabileceğini mi sandın? Yaptıklarını senin yanına bırakacağımı mı sandın? Kardeşime ne yaptın söyle. Çabuk söyle. Ne yaptın ona? Söylesene. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben kızıl saçlı bir dervişi arıyorum. Gitme. Seni ona emanet edemem. Dursana. Dursana. Seni bir daha görürsem çok fena yaparım. İştar. Dursana. İştar. Dur dedin. Geri gel İştar. Akşam olacak. Yakmak için çalı toplayacağız. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Resul, sen büyüksün Allah'ım. Baba Aziz, ben bu kadar çalı toplayabildim. Allah razı olsun Allah'ım. Bize verdiğin nimetler için sana binlerce şükür ya Rabbim, binlerce şükür Allah'ım. Bak, bu yanımdaki benim torunum İştar. Baba Aziz, bu ceylan seni dediklerini anlıyor mu? Anlamaz mı hiç? Beni uzun zamandır tanıyor o. Baba Aziz, çok üşüyorum. Çalıları getir de ateş yakayım. Buyur baba Aziz. Ama sen konuştuğun zaman daha az soğuk geliyor. Sana bir hikaye anlatmamı ister misin? İçinde ceylan olan bir hikaye olsun o zaman. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bundan çok uzun bir zaman önce. Aynı bunun gibi büyük bir çöl varmış.
Denemeniz için getirdim efendim. Buyurun. Hayır. Bu çok acı. Yüce Rabbim, şehzadeye kötü bir şey oldu. Baba siz ekmek oldu. Almazsak yanar. Bekle biraz, çok sıcak. Peki o şehzade ne olmuş sonra? Şehzadeyi gören var mı? Görmedim. Ya sen? Görmedim. Şehzadeyi gördün mü? Hayır. Şehzadeyi gördün mü? Yok. Aleykümselam. Aleykümselam. İkinizde şehzadeyi gören görmedik var mı? Görmedik efendim. Hayır. Göreniniz yok mu? Uzun zamandır görmedik. Şehzademiz kayboldu demek ki. Ben görmedim, ben görmedim. Hayır. Ben görmedim. Şehzademiz kayboldu. Şehzademiz kayboldu. Yeah.
Ahmak sen der ya bulam şaba Sereş gezdin de buram şabaruz İştar beni dinliyor musun? Tabii ki dinliyorum baba siz. Bir gün bir atlı şehre gelmiş. Bakın bir gelen var. Bir atlı geliyor. Şehzade atlar getirmiş olabilir. Koşun. Yolu açın. Yolu açın. Şehzadenin yerini bulduk ama sanki başka birisi olmuş. Ne olduğunu öğrenebildiniz mi? Haberim yok. İyi mi bari? Çok iyi görünüyor. Bilmece gibi konuşma. Heh. Gel kendin bak. Onu gören sudaki yansımasını seyrediyor sanır. Belki seyrettiği kendi yansıması değildir. Kendi yansımalarını görenler aşık olmayanlardır. O halde gördüğü nedir? Kendi ruhunu seyrediyor. Onu sakın uyandırmayın. Yoksa ruhu bedenden ayrılır, kaybolur gider. Siz geri dönün. Onu rahatsız etmeyin. Ben burada kalıp beklerim. Ona göz kulak olurum. Ben de sen beni bırakıp gittin sandım yavrum. Otobüsü duymadın mı? Ben onun sesine uyandım. Namaz kılıyordum yavrum. İştar, biz yalnız değiliz herhalde. Hey yarımız bana gel.
Sezar hey, hey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereye? Buluşmaya mı gidiyorsunuz? Oraya gidiyoruz, evet. Ama sen benimle gelmeyeceksin sanıyordum. Geleceğim. Çünkü şehzadenin hikayesi yarım kaldı. Merak ediyorum. Daha çok yolumuz var yavrucuğum. Hikayenin hepsini anlatırım küçük meleğim. buluşma nerede olacak? Bilmiyorum. Onu baba Aziz bile bilmiyor. Zaten bilmeye gerek yok. Peki oraya nasıl gideceksiniz? Yürüyerek. Sadece o kafidir. Ya kaybolursak? O zaman ne olacak? İman sahibi olan kimse asla kaybolmaz. Herkes yolunu bulmak için kendine bahşedilmiş en değerli yeteneğini kullanır. Sana bahşedilense sesin. Şarkı söyle oğlum. Bunu yaparsan yolun sana gösterilecektir. Hey rüzgara kezar hey. جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش دلویم که خوش رقص کنند هر زهر گل هوا با در حضورت Derviş kime denir? Hepsi senin kadar yaşlı mı olur? Hayır, her yaştan derviş olabilir. Kadın ya da erkek. Çocuklar olabilir mi? Elbette. Dervişler her 30 yılda bir toplanırlar. Günler ve geceler boyunca kutlama yaparlar. O yüzden nefesini konuşmaya değil, yürümeye harca. Buna ihtiyacın olacak. Ne kadar yol gideceğiz belli değil yavrum. Baba Aziz, adam hala bizi takip ediyor. Biliyorum meleğim, biliyorum. Baba Aziz, Baba Aziz acele et. Bunlar onlar, geldik işte. Ha. Onlar da derviş ama biz daha gideceğimiz yere ulaşmadık kızım. Baba Aziz, ben kum yuttum. Sen meleğin işaretini taşıyorsun. Baba Aziz, meleğin işareti nedir peki? Bebekler daha annelerinin karnındayken kainatın bütün sırlarını bilirler yavrucuğum. Ama bebek doğmadan hemen önce gökten bir melek iner ve parmağıyla bebeğin ağzına dokunur. Böylece bebek her şeyi unutur. Kaybettiği ilmin anısı olarak da bazılarının çenesinin üstünde aynı seninki gibi bir iz kalır güzel kızım. Bu meleğin işaretidir. Peki sonra bir gün bildiğimiz her şeyi yeniden hatırlayabilecek miyiz baba Aziz? Belki de. Yeah.
जाती है जल्दी से चलो ऐ सरवर दी जल्दी से चलो या सरवर दी अल्लाह तुम्हें बुलवाते हैं अल्लाह तुम्हें बुलवाते हैं फिरदौस का जामा नूरानी फिरदौस का जामा नूरानी उस नूर को जब पहनाते हैं और अपनी जुबा पर लाते हैं वो अरे नूह को जब मौजा तूफान में किनारा मिल गया Var, geldik mi? Hayır yavrucuğum, daha gelmedik. Ben de yemek alacağım. Tamam, sıraya geçin. Hadi, hadi. Hepinize yemek var, hepinize. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Hadi tamam, bakalım. Tamam, sen de geç. Oldu. Hadi, şöyle. Oldu, al bakalım. Tamam, bakalım. Tamam, sakin olun. Panik yapmayın. Biraz daha. Hepinize yeter. Harika yemekler. Daha fazla ver. Yaşlılar iki kişilik yer. Doymazsan yine gelirsin. Biraz daha veririm, tamam mı? Gel, tamam. Buyur baba Aziz. İşler, neden öyle aceleyle yiyorsun? Şehzade'nin hikayesini bir an önce dinlemek için. Şehzade hala çok büyük bir kederle doluymuş. Sadece suya bakıyormuş. Herkes onu bırakmış. Hatta yaveri bile. Sadece ona göz kulak olan yaşlı derviş kalmış. Geceler ve günler boyunca. মনের মাঝে বধু Senin orada işin yok işte. Senin adın ne evladım? Osman. Neden kuyuya atladın? Kaybettiğim sarayımı arıyorum. Sarayım bir kuyunun dibinde. Sarayı bulmalıyım.
Yaptığına bak. Neredeyse ölecektin. Derdin nedir? Anlat oğlum. Yüreğinin acısı hafiflesin. İlk kez kuyuya düştüğümde kendimi bir sarayda bulmuştum. Sarayım nerede? Bu sefer gideceğim. Seni çölünle, tozunla baş başa bırakacağım. Baba, gidiyorum. Babam ölünce onun kum tüccarı oldum. En iyi müşterim Hattat'tı. Onun dükkanında öğrencisi Hüseyin'le tanıştım. O tek arkadaşımdı. Ülkeden ayrılmak istiyordum. Onu da çağırdım. Ama o gelmek istemiyordu. Onu tutan bir şey vardı. Bir sırrı vardı. Usta, sana kum getirdim. İpek gibi. Yumuşak. Sana getirdim. Ama bu son gelişim. Gidiyorum. Neden Osman? Bu senin atalarının mesleği. Çocuğuma bırakmak istemem. Bu mektubu al, sahibine götür. Unutma, sana emanet ediyorum. Bu bir şaheser. Yardım eder misin? Demek gidiyorsun. Evet, sen de gel. Gelmeme imkan yok. Ben gideceğim. Motoru satarsam. Satarsın. Hadi gel, beraber camiye gidelim. Ruhunla temizle yüce sevgilinin kapısını, puf! O zaman olursun onun gerçek aşığı, aşığı. Ruhunla temizle aşkının kapısının önünü, o zaman olursun onun aşığı. Ruhunla temizle kapısının önünü, o zaman olursun onun aşığı. Ruhunla temizle yüce aşkının kapısının önünü, o zaman olursun onun aşığı, o zaman olursun onun aşığı. Hüseyin.
Ruhunla temizle yüce aşkının kapısının önünü. O zaman olursun onun aşığı. O zaman olursun aşığı. Kelebekler. 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 Nereye gidiyoruz? Yetecek param yok dedin ama yine de istiyorsun. Kararını verdin mi? Evet. Bundan emin misin? Eminim. Gittiğin yerin daha iyi olacağından eminsin yani. Evet. Kumu olmayan bir yere gideceğim. Kumu olmayan bir yere. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bu saati alır mısın? Almam. Uyuyor musun? Al bunu. Tanıdık bir kaçakçı daha çok verir. Satın almadı mı? Hayır. Senin paran yetmez. Eğer seni sınıra götürürsem kendimi de tehlikeye atmış olurum. Bu kadar para için değmez. Elimdeki bu kadar. O senin sorunun, benim değil. Ben bu gece ayrılıyorum. Bir sonraki seferi bekle. Olur. Bu gece görüşürüz. Görüşürüz. Seni münafık. Seni camide ararken meyhanede buluyorum. Ayıp değil mi bu yaptığın? Bana mı dedin? Ne diyorsun sen? Ne camisi? Ben hayatımda camiye adımımı bile atmadım. Git başımdan. Hiç anlamıyorum. Ne oldu? Seni meyhanede bırakıyorum, gelip camide buluyorum. Beni meyhanede. Sen sarhoş musun? Seni orada gördüm. Ha, anlaşıldı. Sen beni kardeşim Hasan'la karıştırmışsın. İkiziz biz. Ama bir aynanın iki yüzü kadar da farklıyızdır. Hikayene devam et. Gitmem gerekirdi. Hemen. Karar ver. Bunu biliyordum. Gittin mi, gitmedin mi? Önce Hattat'ın mektubunu teslim etmem gerekiyordu. Selamünaleyküm. Hattat yolladı. Sağ ol. İçeri gel. İç bunu. Çok susamışsındır. Otur. Buraya otur. Benim için oku. Ona sarılmak arzumu gidermiyor, aklımdan çıkmıyor. Oysa ki ne var sarılmaktan daha yakın?
Dudaklarını öpüyorum, arzumu dindirmek için. Ama susuzluğum daha da artıyor. Onu çok... Kocam geldi. Şeytanın oyuncağı olmuş. Hayır. Bana sorarsan Allah ona cennetin tadına bakmayı nasip etmiş. Cenneti ancak bakmayı bilenler görebilir. Kuyuya düştüğümde kendimi kızlarla dolu bir sarayda buldum. Hepsi beni sevdi. Ama ben sadece Zehra'yı sevdim. Kaçalım. Bak. Uzakta bir ateş yanıyor. Orada birileri konaklıyor olmalı. Görüyor musun? Oradalar işte. Git bak, sonra gelip beni al. Saraydan ayrıldım, koştum, koştum. Ama çölde yanan bir palmiyeden başka bir şey yoktu. Arkama dönüp baktım. Ama orada artık saray da yoktu, Zehra da yoktu. Zehra. Zehra! Buraya gelmeden önce sarayı bulmak için dolandım durdum. Oğlum, bir damla su yetmez insana. Kendini onun nehrine bırakmalısın. Yoluna bizimle devam et. Divane. O deli divane olmuş. Kimmiş divane? Bizim dememiz onun deli olduğunu ispatlamaz. Ya sarayı gerçekten gördüyse? Bu bir mucize kardeşlerim, mucize. Doğru muydu yani? O sarayı biliyor musunuz? Bizimle buluşmaya gel. Belki orada bir saray bulursun. Baba Aziz, bu doğru yol değil. Sen yolu biliyor musun yavrum? Hayır ama onlar başka tarafa gidiyor. Herkesin kendi yolu vardır İştar. Baba Aziz, yolumuzu kaybettik. Biliyorum yavrum. Daha çok var mı? Artık yaklaştık sayılır. Oraya her yerden mi geliyorlar? Evet, her yerden gelirler. Bizden de mi uzaklardan? Tabii, çok daha uzaktan. Bazıları dağları aşar gelir, bazıları denizleri geçer. Hepsinin ayrı yolu var. Biz de çölü aşıyoruz. Evet, biz de çölü aşıyoruz. Nefesini yürümek için saklamalısın. Çünkü yorulursan devam edemezsin. Nefesin sana lazım yavrucuğum. Ruhunla temizle yüce aşkının kapısının önünü.
O zaman olursun onun aşığı. Ruhunla temizle yüce aşkının kapısının önünü. O zaman olursun onun aşığı. Ruhunla temizle yüce aşkının kapısının önünü. O zaman olursun onun aşığı. Ruhunla temizle kapısının önünü. Ruhunla temizle yüce aşkının kapısının önünü. O zaman olursun onun aşığı. Yeah.
İştar! İştar! Ne oldu sana dede? Kayıp mı oldun? Hayır. Küçük torunumu kaybettim. İsmi İştar. Buralarda onun izlerini takip eder misin? Belki bir yerlerde uyuyakalmıştır. Akşamdan beri kayıp. Sen hiç merak etme. Ben elimle koymuş gibi bulurum. Çok iyi olur. İştar! Benimle karşılaştığın için dua etmen lazım. Seni kurtarayım diye beni Allah gönderdi. Çok yorulmuştum. Ayaklarım şişmişti. Artık yürüyemiyordum. Peki ne işin var burada? Ben bir dervişten ölç alacağım. Hangi dervişten? Kızıl saçlı bir dervişten. Sana ne zararı dokundu ki? Abimi öldürdü. Sen de geldin bu koskoca çölün ortasında onu bulabileceğini sanıyorsun, öyle mi? O buluşmaya mutlaka katılacak. Hadi bakalım. Onun kellesi için bir sürü para sayardım. İştar! 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 Hırsız! Hırsız! Nereye gittin? Bari giysilerimi geri ver! Bu halde nereye giderim? Namussuz herif! En azından giysilerimi getir bana! Yakalarsam hesabını sorarım! Yardım et Allah'ım. Sen torunumu koru.
Merak etme dede. Torunun burada, sırtımda. Ateşi var. Çabuk camiye gidelim. Çocuk yanıyor. Git biraz su ısıt. Ateşi var. Bırak ben içireyim. Onunla konuşmaya devam et. Ama o daha bir çocuk. Ne anlatabilirim? İşte çocuk ama ruhu çok olgundur. Ona son yolculuğunu anlat. Hoşuna gidecek. Uluslararası bir yarışmaya katılmak için yola çıkmıştım. Bir gece beni bir şiir toplantısına götürdüler. Çünkü yarışmayı ben kazanmıştım. Kur'an okuma yarışmasının büyük ödülünü almıştım. O güzel ceylan ki yüzüne dolunayın resmi akseder. Sonsuz zaman bizi uyarır. Ona asla yaklaşmayın der. Vaktiyle kaç mektup gönderdik ona. Manasına karşı koyamadığı. Başkası olsa mutlaka derdinden eriyip biter. Ama bizim bu kederli kalplerimizde sır olarak sakladığımız şeyler... O gizli mektuplarda yazılandan çok daha fazlasıydı. Şifa niyetine. Şifa, şifa niyetine. Şifa niyetine. Yüce Deniz, sen ki arzunun hatırası. Sonsuza dek cayır cayır yanan ateş. Yeni gün bütün heybetiyle karşıda durmakta. Denizde yaşayan... En eski zamanlardan kalan aşklar hala benim vatanımda yaşanmakta. Doğunun harikasında. Hazzın en saf halidir yemeğin. Ve içeceğim atalarımdan kalan soyluluğun ve gururun temiz sütüdür. Ah vatanım, kafirlerden ve düşmanlardan koruna. Peki beni kim teselli edecek bu gurbet ellerde? Ya ne zaman getireceğim ruhumun arzusunu yerine? Şifa niyetine. Şifa niyetine. Ey ruz bara kezar her raks konan On kaşık yazu şarhu hava raks konand. Yan hoz
Sergeşteyi hurşidi hoşe piçunast. Hepsi gitti. Sadece o ve ben kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla huzu bi rabbin nas. Melikina ilahin nas. Min şerril vesvasil hanas. Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti ven nas. Kulla huzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Bu şiiri babam yazmıştı. Hey ruz bera ke zare ha raks konand an kes ke azu çarxo hava raks konand can ha ze khoshi bi sar o pa در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. بابام بو کجا دنیا دا بیرده طبق دیگر توم صوفیلر گیبی. Çok uzun zamandır onun yolunu gözlüyorum. Senin sesin bana ondan bir haberdi. Bir çağrı, hatta bir davet alametiydi. Senin pasaportunu ve giysilerini alıp onu aramaya gidiyorum. Hoşça kal, Nur. Nur, elimden uçup gitti. Şimdi nerededir? İştar. Beni duyuyor musun? Aşık mısın? İştar, iyileştin mi? İyileştim dede. Hiçbir şeyim yok. Thank you.
sesi duydum. Ben de. Beni indir, galiba kaybolmuş. Kaybolmadı. Bu Nur'un kedisi. Onu yanıma almıştım. Bakabilir miyim? Çok üzgün. Nur'a ne oldu? Babasını aramaya gitmiştir herhalde. Peki saçını niye kesmiş? Numara mı yaptın İştar? Yoksa uyumuyor muydun? Biraz uyuyordum. Çekip gitti işte. Benim gözlüğümü, pasaportumu ve giysilerimi alıp gitti. Niye? Gittiği yerde bir kadın tek başına seyahat edemez. Yani senmiş gibi yapıyor orada. Peki şimdi nerede? Bunu keşke ben de bilseydim. Hadi gidelim. Onu bir daha görmek istiyorsun. Baba Aziz, o da bizimle buluşmaya gelebilir mi? Zaten geliyor meleğim. Ama o derviş değil ki baba Aziz. Kim bilir yavrum. Şu koca dünyada herkesin yerine getirmesi gereken bir görevi var. Yeter ki o görevi yap. Başkalarının ne yaptığı hiç önemli değil. Yeter ki bunu unutma, buna göre yaşa. Ama bunun dışındaki her şeyi hatırlasan bile hiçbir şey bilmiyor sayılırsın. Kardeşim, kardeşime ne yaptın? Ben sadece onun dileğini yerine getirdim, o kadar. Cümlegi در حکم سپروانه‌ای در جهان عاشقان افسانه‌ای اولی خود را به شمع نزدیک کرد گفت حال من یافتم معنای عشق دومی نزدیک شعله بار زد گفت حال من سوختم در سوز عشق سومی خود داخل آتش فکند آری آری این بود معنای Sen canımdan çok sevdiğim kardeşimi öldürdün. Bırak ben de öleyim. Onu senden daha çok sevdiğimi düşün o zaman. Onun dileğini yerine getirdim çünkü. Bunu hatırım için yapamaz mısın? Başkasını mı bulayım? İyi akşamlar. Benden böyle bir şey yapmamı isteyemezsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yapamam. Artık zamanı geldi. Konu kontem kimişini
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günahlarımızı affet. Allah cennetine kavuşturur. Allah sizi hayırlara vesile etsin. Selamun aleyküm. Baba siz cinler. Korkma küçük meleğim. Onlar benim dostlarım. Sen bizleri affet. Baba siz burada bir sürü çukur var. Onlar çukur değil yavrum, mezar. Ama içleri boş baba Aziz. Evet boş ama zamanın gelmesini bekliyorlar. Hava ne kadar soğuk. Gel de ısın yavrum. Ne zaman varacağız? İşte burası, geldik. Ama sen buluşmaya Zahit'le gideceksin. Olmaz. Ben sensiz gitmem baba Aziz. Zahit'le git. Nur'u bulması için ona yardım et güzel kızım. Ama şehzadenin hikayesinin sonunu anlatmadın. Orada öylece suya bakarak uzun süre kalmış. Sonunda halkı bile onu unutmuş. Ona sadece derviş bakarmış. Her gün ona yemek götürürmüş. Arada bir o güzeller güzeli Ceylan gelirmiş. Şehzade ruhunu öyle uzun süre seyretmiş ki maddi dünyadan ayrılıp manevi dünyayı görür olmuş. Sonra şehzade derviş mi olmuş? Evet işler, sen de kalp gözüyle görmeye başladın işte. Şehzade uyanıp yeniden gözünü açtığı zaman kumların üzerinde kendine bakan yaşlı dervişin kıyafetlerini bulmuş. Altyazı M.K.
Sana bir şey vereceğim Iştar. Nerede olursam olayım, seni hep koruyacağım Iştar. Bunun ne olduğunu hatırlıyor musun? O meleğin işareti baba Aziz. Benim için artık vakit geldi kızım. Kaybettiğimi bulmaya gideceğim. Duyuyor musun Iştar? İşte buluşma orada. Hadi Zahit'le git. Oraya şarkı söylemek için gittiğini unutursa sen onu hatırlatırsın. Hadi gidelim. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi,
kibri duraya. Nur! جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. Hasan, ben de seni bekliyordum. Beni mi bekliyordun? Evet, seni. Gelip ölümüme şahit olman için. Neden ben? Ölümden öyle korkuyorum ki. Biliyorum. Anne rahminin karanlığındaki bebeğe dışarıda aydınlık bir dünya var deseler, yüce dağları ve dalgalanan ovaları, çiçek açan güzelim bahçeleri, çağlayan ırmakları, yıldızlarla dolu gök kubbesi ve parıldayan güneşi olan bir dünya. Tüm bu güzellikleri bildiğin halde karanlıkta kapalı kalmaya devam edersen, doğmamış çocuk tüm bu harikalardan bir haber olduğu gibi, duysa da hiçbirine inanmaz. Aynı bizim ölümü şimdiden anlayamamamız gibi yani. İşte bu yüzden korkarız. Gitmeyi istemeyiz. Ne olacağını bilmeyiz. Ama günü gelince hepimiz gideceğiz. Ama ölüm aydınlık olamaz. Çünkü o her şeyin sonu. Ölüm nasıl olur da başlangıcı olmayan bir şeyin sonu olabilir? Hasan, güzel oğlum. Düğün gecemde kederli olma. Hadi üzme beni. Düğün gecende mi? Evet, ben nihayet ebediyetle evleniyorum. Şimdi beni yalnız bırak. Sonra yine dönersin. Üstümü kumla örtersin.